Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şu beş şey peygamberlerin sünnetlerindendir. Bir, haya. Nedir? Utanma duygusu. Utanmıyorsan dilediğini yap. Şu anda Müslümanlar bunu yapıyor mu? Yapıyor. Utanma kaldı mı? Kalmadı. Dilediğini yapıyor mu? Yapıyor. Peki bu dilediğini yaptığı zaman bunların hesabını verecek mi? Vereceksin kardeşim. Ergenlik çağına girdiğinden itibaren ne yaparsan yap bedelini ödeyeceksin. İki, hilim, yumuşaklık, vakar. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Müslümanlara karşı yumuşak davranmamız lazımdır. Ama yerine göre. Kırmadan, dökmeden, açıklayabildiği zaman güzelce açık. He, anlamıyorsa kardeşim sert konuşacaksın. Anlamayanın kafasına tabiri caizse vuracaksın. Ne demek? Sözlerinle vuracaksın. Ya kardeş ben sana 500 defa anlattım. Yumuşaklık ve vakar. Vakardan maksat arkadaşım şudur. Kibirsiz. Kibir olmayacak. Vakarlı arkadaşım dik olacaksın. Ama kibirsiz olacak. Rabbim bizi bunlardan uzak eylesin. Amin. 3. Hacamat. Hacamatla alakalı hususi bir sohbet yaptık zaten. Buraya da inşallah birini ayarlayacağız. Birkaç kişiyle görüşüyoruz. İşte Ramazan ayı geçsin ondan sonra inşallah bir hacamat günü belirleyeceğiz Allah'ın izniyle. Merak etmeyin. Güzel bir hacamat işte yapacağız. Sünnettir, kuvvetli sünnettir. 70'lerde devam biliyor musun hacamat? 70. Arkadaş futbolcular bile yaptırıyor. Yabancılar yaptırıyor bunu şu anda ya. Yabancılar hastanede bunu artık doktorlar yapıyor biliyor musunuz? Ama onlara yaptırmayın. Niye? Bunların günleri var. Sünnet günleri var arkadaşlar. İşi namazı abdesti biri yapsın. Öyle adam tamam doktor kardeşim adam ben bir şey demiyorum ama kusura bakmayacaksın doktor efendi. Bunun günü var. Sünnet günü var. Namaz abdest lazım. Öyle bir dünya yok. Hacamat başka bir şeye benzemez. Peşine misvak kullanmak. Gözlerinde sıkıntı olan kardeşler. Bak 50 kere söyledim. Gözünde sıkıntı olan kardeşim. Misvak kullan. Misvak kullan. Göze iyi geliyor. Misvan da mideye iyi geliyor. Dişlere iyi geliyor. Bağırsaklara iyi geliyor. Kulaklara iyi geliyor. Hafızayı kuvvetlendiriyor. Ya ne alaka işte Rabbim o haşa ve kella birilerine göre haşa ve kella o tahta parçasına dediğine bunu diyen de elfaz-ı küfre girer ha benzolsun. Misvağı tahta parçasına elfaz-ı küfre girer. Ve bunu dersen zaten İslam dairesine çıkma tehlikem var. Ama işte Rabbim Celle Celaluhu tabiri caizse bir dal parçasına 70 deva vermiş. 70 deva. Ne konuşuyorsun be? Misvak kullan kullandırt. Öyle. Ya şimdi sen öyle diyorsun. Şimdi bunu cebime koyacağım. Diyecekler o ne ben ne diyeceğim. Misvak diyeceksin. Allah Allah. Ve güzel koku sürmek. Arkadaşlar. Güzel koku sürmek peygamber sünnetidir. Ama bir daha söylüyorum. Hanım kardeşler. Beyefendiler. Kokuyu ne niyetle sürüyorsun? Dışarıda iyi iş yapıyor kardeşim. Hatunlar bu kokuya bayılıyormuş ya. 10 numara bir koku kardeşim. Severiz. Ne sırıtıyorsunuz oğlum lan? Ne işinize geliyor değil mi? Yaptıklarınızı anlatıyorum ben size şu anda burada tabii. Yaptıklarınızı duyunca nasıl şey geliyor değil mi? Hanım kardeş eğer ki ben bu kokuyu sıkayım. Erkeklerin hoşuna gider diyorsa başı büyük belada. Erkek kardeşler şu kokuyu sıkayım da kardeşim yolda hanım kardeş. Ben şeyini söylüyorum da onunla daha kabasını söylüyorum neyse. Hanımlar bu kokuya bayılır dersen ne oluyor arkadaşlar? Haram oluyor. Peygamber sünneti güzel koku sürmekten maksat niyetin halis olacak. Camiye giderken süreceksin. En çok kokuyu namaza dururken arkadaşlar bak iyi anlayın. En çok en güzel kokuyu namaz kılmadan önce sürmeniz lazım. Niye? Allah'la buluşuyorsun Celle Celaluhu. Ne zannediyorsun ya? Sevgilinle buluşurken haram olmasına rağmen kokuyu sürüyorsun. Nişanlınla sürüyorsun. Hanımla yemeğe çıkacak. Ulan hanımla yemeğe çıkacaksın. Niye parfüm sıkıyorsun zaten? Niye yani? Dışarı sonuçta dışarı çıkıyorsun. Bak evde evliler evde istediği gibi sıksın fark etmez. Ya da işte beyler camiye giderken ya da şöyle olur. Hanımlar sadece hanımlara ait bir sohbet toplantısına giderken kullanabilir. Erkeklerin koku almayacağı bir şekilde bir yol güzergahı varsa ya da erkekler hanımların o kokuyu duymayacağı bir güzergah varsa istediği kokuyu sıkabilir bak problem yok. İyi anlayın mevzuyu. Niyetin ne? Sen bu kokuyu sıkacaksın başın belaya girecek. Evet. Derdin ne kardeşim? Allah için bana söyleyin ya. Burada çoğu Müslümana baktığı zaman koku sürmedeki niyeti
Hani şimdi tamam yani sürelim de yani biraz da böyle şey olsun yani dikkat çekelim. Hayır. Niyet sadece ve sadece bu olacak güzel koku sürmek sünnettir. Ama halis ya ben kardeşim Müslümanlara hani güzel kokmak için camiye gidiyorum ter kokmayayım. Camiye gidiyorum adam sarımsak yiyor. Geçen bir yerde namaz kıldık yanındaki adam sarımsak yemiş teravih namazı. Bir de geğiriyor namazı. Oh! Ben bir mantı yedim yani. Herhalde mantı yemiş. Bak düşün ki yemeği bile tarif ettim yani. He, tabii kardeşim yani. Yanıma gelip tövbe estağfurullah bırakaydın oğlum. Vallahi hiç şey yap çekinme direkt bırak. Zaten yedirdin bize yani. Lan oğlum bir git manyak mısın nesin? Bir de bir bak namaz da o gün uzun sürdü. Yedirdi bize bütün sarımsağı. Yemiş kadar olduk şimdi yani. E şimdi ne diyeceğim bu adama? Ayağı desen zaten Doritos peynirli. Öyle zaten. Koltuk altını zaten saymıyorum. Domates tost bilmem ne esaslı. Komple pislik yuvası. Müslüman böyle olmayacak. Ha dedim bak bir daha söylüyorum. Kimseyi küçümsemek için değil. Ama kardeşim tedavi diye bir şey var. Hastalıksa tedavi diye bir şey var. İyi anlayamıyorsun. Gerçekten bazen mesela oluyor kardeşim. Adamın koltuk altından mantar çıkmış. Mantar dedim yemeklerin içine koyulandan da ne bakmayın öyle. Hastalık oluyor hastalık. Adam ne yapar? Bu adam kullanabilir mi? Bu adam kullanabilir. Kokuyu süreceksin. Rahatsız etmemek için. İyi anlayın mevzuları. Ha niyet hayır, akıbet hayır. Niyet şer, akıbet şerdir. Güzel koku sürmek peygamber sünneti. Ama he, parfüm haram mı diyorlar? Parfüm kardeşim haram değil. Onu söyleyeyim. İçinde alkol var. Haram değil kardeşim. Tamam. Ama burada alkolsüz kullanmak varken alkolsüzler var kardeşim. Hani birileri hacıya diye tarif ediyor. Hayır. Normal şu anda piyasadaki en kaliteli parfümlerin alkolsüzü var. Alkollü de daha kötü arkadaşlar. Uçuyor alkol. Alkolün uçma özelliği var. Normal mesela böyle esansçılardaki parfümler yani kullanan kokular alkolsüz olduğu için daha fazla kalıcı. Tabii. 50 kere söyledik. Biz burada mesela her namazdan önce koku sürüyoruz. Buradaki herkes bana kokusu ne diyor, ismi ne diyor, çok güzel diyor. Niye? Çünkü orijinal koku onlar. İyi koku sürüyoruz burada. Teşvik veriyoruz. Nereden nereye geldik? Şimdi burada şey, vallahi influencerlara döndük iyice ya. Tövbe estağfurullah. Kuntum hayra ummetin uhricet linnâs. Te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil munkar. وتؤمنون بالله